Efendim güzel bir gün dileğiyle Şifa Kapısı Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Yaklaşık bir saate yakında sizlerle birlikte olacağız. Bugün canlı yayınımızda Avrasya Hastaneler Grubu'ndan radyasyon onkoloji uzmanı, uzman doktor Züleyha Kadeh hocamızla birlikteyiz. Özellikle Mart ayında kolon kanseri farkındalık ayı dolayısıyla en sık rastlanan kanser türleri nelerdir? Belirti, teşhis ve tedavilerini konuşacağız. Sizler de ekranların başında değerli hocamıza sorularınıza eşlik edebilirsiniz. İstanbul Merkez Stüdyomuzdan canlı yayınımızı gerçekleştirdiğimiz için mutlaka başına 0212 alan kodunu ekliyoruz. Sonrasında 616 1221'den değerli hocamıza, ekip arkadaşlarımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Bir saatlik canlı yayınımız başlıyor. Hemen hocamıza merhabalar, hoş geldiniz diyorum. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam özledik sizi. Tabii geçen ay programımızda aldık ama tabii sizi. devamı sağ olun, eksik olmayınız hocam. Ekipçe dedik ki Züleyha hocama hemen rica edelim program akışında hastalarından vakit bulabilirse bize eşlik etsin. Çünkü farkındalık ayında kolon kanseriyle ilgili birçok kişi bilgi almak istiyor. Evet. Ben de dedim hocam vaktiniz var mı, müsait misiniz? Halkımızla buluşturalım, sağ olun eksik olmayınız, vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Öncesinde hocam Mart ayı diyoruz ama en sık özellikle görünen kanser türleri nedir? Mart ayında kolon kanseri farkındalık ayının bilgilerini kamuoyuna duyuruyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Ama tabii organlarımız kıymetli. Erken teşhisin önemi çok konuşuruz yayınlarımızda. En sık rastlanan kanser türleri nedir diye ilk sorumuza başlayalım. En sık rastlanan kanser türleri erkeklerde akciğer kanseri, evet. İkinci sırada prostat kanseri, üçüncü sırada kolorektal kanserler. Kadınlarda en sık, Türkiye'dekini söylüyorum, Türkiye'de en sık kadınlarda meme kanseri, ikincisi tiroid kanseri, üçüncüsü kolorektal kanserler. Ondan sonra arkasından geliyor diğer türleri, kanser türleri. Dünyada her yıl ortalama 1 milyon kişiye kolorektal kanser teşhisi konmaktadır. Kolorektal kanser nedir? Kolorektal kanser kişinin bağırsağının bitim noktası olan anüsten itibaren 1,5 metrelik uzunluktaki kalın bağırsak dokusuna, bölgesine kolon diyoruz. Kolon denen bir organdır. Bu kolon organının içerisinde polip denen, aslında başlangıçta iyi huylu olan iyi huylu nodül diyeyim, yani bağırsağın üzerine bir çıkıntı gibi polip oluşmaktadır. Bu polip yıllarca ilerledikçe kansere dönüşmektedir. Kolorektal dedim, rektal kanserler nelerdir? Rektal kanserlerde anüsten itibaren 15 santimlik ilk giriş yerindeki kalın bağırsağı da rektal kanserler diyoruz. İkisini ayırt etmemizin sebebi şudur. İkisinin de tedavisi farklı olmaktadır. Onun için bizim için kolorektal kanserleri ikiye bölüyoruz. 1,5 metrelik bağırsak dokusuna, kalın bağırsak dokusuna kolon kanserleri, giriş kısmındaki 15 santimlik bağırsak dokusuna da rektal kanserler diyoruz. Şimdi en önce kolon kanserine sebep olan faktörlerden başlayalım isterseniz. Lütfen hocam. Kolon kanserine sebep olan faktörler kişinin çok yüksek bir şekilde kırmızı et tüketmesi. Kırmızı et tüketmesi, katı yağlardan zengin beslenmesi kolon kanserine sebep olan faktörlerdir. Hı hı. Yine sigara kullanımı, alkol kullanımı, bunlar kolon kanserine oluşturan sebeplerdir. Bir de ailede kolon kanseri varsa, kişinin ailesinde anne, baba, çocuklarında eğer 60 yaşından önce kolon kanseri teşhis edilmişse bu kişi risk grubundadır. Hı. Ve bu kişinin sağlıklı olan kişinin düzenli kontrollerini, bağırsak kontrollerini, tümör açısından bağırsak kontrollerini yaptırması gerekmektedir. Bu başında da söylediğim gibi bağırsak dokusunun içerisindeki iç tabaka, iç tarafındaki tabakada o poliplerin ilerleyen zamanlarda malin dediğimiz tümöre dönüşmesiyle birlikte evrelere ayrılarak artık kolon kanseri oluşmaktadır. Evrelere göre diyoruz. Evre 1'de
sadece bağırsak dokusunun içerisindeki belli katmanları içine alacak şekilde tümör oluşmuşsa evre 1. Eğer bütün katmanları geçmiş, dışına çıkmışsa evre 2. Çevresindeki lenf notlarına yayılmışsa, bağırsağın çevresindeki, artık evre 3. Diğer organlara yayılmışsa da evre 4 diyoruz. Bunun niye üstüne basa basa kolorektal kanserler adına kişiyi bilinçlendirmemiz gerekiyor? Erken teşhis edildiğinde %100 tedavisi olabilen bir hastalıktır. Hı hı. Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Kadınlarla erkekleri karşılaştırdığımız zaman eğer erkeklerde demir eksikliği görülüyorsa, demir eksikliği, direkt kolon kanseri dediğimiz bağırsak, kalın bağırsak kanserinden şüphelenmek gerekiyor. Kadınlarda kan değerlerinin düşmesi, demirin eksikliği, menstruasyon sırasında kanamalar olabilir, farklı kanamalar olabilir. Ondan dolayı demir eksikliği oluşabilir. Ama erkeklerde demir eksikliğinin olması mutlaka bize bağırsak kanseri yönünden alarma geçirmelidir. Teşhisin en basit teşhisi nedir? Sağlık ocaklarında da yapılan gaytada gizli kan bakılmasıdır. Gaytada gizli kan nedir? Basit bir stikle bakılıyor. Eğer büyük abdestte kanama görüldüyse, mikroskobik olarak hani eritrosit görüldüyse, bu bizi bağırsak kanseri yönünde şüphelendirir. Hemen çok korkmamamız gerekiyor. Bazen hani hemoroid dediğimiz anüsün giriş kısmındaki bağırsak dokusunun iyi huylu olarak şekil değiştirmesi, derisinin şekil değiştirmesi, kanlanmasının artmasına bağlı olarak kanamalar da gaytada gizli kanı yüksek çıkartabilir. Ama mutlaka gaytada gizli kan bizim için en önemli kilit teşhis yöntemidir. Daha sonra velev ki bu gaytada gizli kan pozitif çıkan alan, çıkmış olan hastalarda kolonoskopi yapılmaktadır. Kolon dediğimiz bütün kalın bağırsağın içerisine endoskopik bir cihaz sayesinde bakılıp bütün cıdarlarında polip var mı, yara var mı, ülsere lezyonlar var mı, bunların hepsini ayırt edecek şekilde kolonoskopi yapılır. Bu halk arasında çok korkuluyor, kolonoskopi çok tedirgin olunuyor ama çok tedirgin olunmaması lazım. Artık yetenekli, çok böyle uzman ellerde bu kolonoskopinin yapılması hem daha pratik hem daha hızlı bir şekilde çözüme ulaştıran bir teşhis yöntemidir. Kolonoskopi önemli. Rektum kanserleri dediğimiz, başında söylediğim anüsten itibaren 15 santimlik bölgede görülen kanserlerde de rektoskopla bakılması gerekiyor. Rektoskopla bakılıp yine oralarda işte bağırsak katmanlarını içine alacak şekilde tümör var mı yok mu, bunların teşhis edilmesi gerekiyor. Peki şimdi tabii iç tabakada dediniz hocam, poliplerin evet. oluşması, bu herkeste evet. olur mu? Dönemsel değişir mi? Bir de evet. dediniz ki özellikle hemoroidle karıştırma durumu olabilir mi? Çünkü kişinin belki sinir sistemindeki sağlık sorunlarından dolayı kabızlığı vardır. Evet. Ve ister istemez tabii yoğun iş temposunda beslenme alışkanlıkları farklıdır. Kesinlikle. Yeme tabii. içmenin tabii değişiminden dolayı da kabızlığın etkisi tetikleyebilir mi diye soralım. Olabilir. Özellikle belirti anlamında kanama evet. Sonrasında kabızlığı da dikkate almak lazım mı? Ya da her kabızlık tabii izleyicilerimizi de korkutmamak adına kesinlikle. Kanser değildir. Onu tüm evet. yayınlarda dile getiriyoruz ama emin olmak için erken teşhis çok önemli diye hep yayınlarımızda söylüyoruz. Kişinin son zamanlarda, ben ona son 6 ay diyebilirim. Aslında evet. 2 ay diyebiliriz ama son 6 ay boyunca dışkılama alışkanlıklarında değişiklik varsa, bu ne demektir? Kişi zaten 3 günde bir gaytasını yapar, büyük abdeste çıkar veya o kişi her gün büyük abdestine çıkabilir. Ama bu son zamanlarda değişmiştir. Ya çok sık çıkıyordur ya büyük abdeste çıkmasının süresi uzamıştır. Büyük abdesti yaptığında şekil değişikliği varsa, keçi pisliğine benzer küçük küçük büyük abdest yapıyorsa, karın ağrıları gelişmişse, bağırsakta sürekli fazlaca gaz oluşumu varsa, şişkinlik gaz oluşumu varsa, büyük abdestin, gaytanın renginin değişikliği varsa, kararma olabilir, kızarma olabilir, renk değişikliği varsa, şekil değişikliği varsa mutlaka zaten bizim mutlaka tetkik yaptırmamız gerekmektedir. Ama kişinin
Daha önce de söylediğim gibi eğer 60 yaşının üzerin 60 yaş altında ailesinde kolon kanseri olan birey ise o kişi zaten düzenli olarak check-up'larını yaptırma zorunluluğu vardır ki erken teşhis edilsin. Evet. Başında söylediğim gibi yani dünyada her yıl 1 milyona yakın kişiye kolorektal kanser teşhisi konmuşsa eğer evet. Bu çok büyük bir rakamdır. Bunun erken evre değil geç evrelerde teşhis edildiğinde ölümcül sonuçlara sebep olur. Niye bu aşamaya bırakalım ki? Erken teşhis etmek için yapmamız gereken genel cerrahi doktoru ile bağlantılı halinde olmamız gerekir. Peki tabii kişinin geçmeyen şişkinliği var, kabızlığı var ve ister istemez kendini iyi hissetmiyor. Burada direkt genel cerrahi bölümüne mi gitmesi lazım diyelim. Orada tabii yapılan tetkikler sadece idrar, kan ve gayta mıdır? Sonraki aşamaları nelerdir? Öncelikle dahiliye ve genel cerrahi ile birlikte hareket etmesi lazım hastanın. Hem dahiliyeye hem genel cerrahiye. Çünkü bazı bağırsak hastalıkları vardır. Ben onkoloğum. Sadece bizler hastalığı teşhis konulmuş bir şekilde bize geldiği için biz o hastaları daha derinden biliriz. Ama bu bizim aşamamıza gelene kadar çok iyi huylu bağırsak hastalıkları vardır. Bunların arasında işte ülseratif kolittir, işte ailevi bağırsak hastalıkları olanlar vardır. Bunun için hani iyi huylu olanları ekarte etmek gerekir. Bu iyi huylu olanları ekarte etmek için de öncelikle dahiliye ve genel cerrahi doktorunun gözetiminde mutlaka teşhis yöntemlerine başvurması gerekmektedir. Orada öyle yapılan diyeyim. Tetkikler patolojiye mi gidiyor diye soralım hocam. Orada tam analiz hangi raporla ortaya çıkıyor? Kolonoskopi yapıldıktan sonra hastaya şüpheli görülen yerlerden biyopsi alınır. Hı hı. O biyopsiler patolojiye gider. O patolojiye giden sonuçlarda eğer karsinom teşhisi konursa hastaya mutlaka artık kanser tedavisini başlamamız gerekiyor. Kolon kanseri teşhisini başlamamız gerekiyor. Bunun için de teşhisi konduktan sonra kişi nasıl tedavi olur? Hastanın eğer evre bir hastalıksa, biraz önce dediğim gibi bağırsağın sadece dışındaki katmana kadar çıkmamış, içindeki katmanlarda sınırlı tümörü varsa, cerrahi olarak orasını belli marjlarla tümörün çıkarılmasıyla birlikte tam cevap alınmış oluyor. Tam tedavi edilmiş oluyor hastalarımız. Hastalığın evre 2 ve evre 3'te olduğu zaman o zaman cerrahi olarak çıkarılabilirse çıkarılır. Çıkarılamayacak durumdaysa kolon kanserlerinde kolon kanseri anüsten itibaren 1,5 metrelik bağırsak dokusunu içeren kalın bağırsak dokudur. Kolon kanseri de tedavisinde kemoterapi kullanılır. Ama rektum kanserlerinde eğer anüsten itibaren ilk 15 santimde giriş yerinde bulunan tümörse o zaman hastaya cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi dediğimiz biz ışın tedavisi uygulamaktayız. Tedavi bizim için tedavinin ayrımı için bağırsağın hangi bölgesinde tümörün yerleştiği çok önemli. Daha sonra hastanın rutin yapılması gereken kemoterapileri yapılır, radyoterapisi yapılır, cerrahisi yapılır. Ondan sonra da kontrolleriyle hastaya uzun yıllar takiplerini yaptırırız. Peki şimdi şöyle hocam, kişinin aynı tanıda şikayeti var evet. Ama kişi özel olduğu için siz dile getirdiğiniz aşamaların aynısını yaşamayabilir o zaman. Kesinlikle. Burada patoloji ve genel cerrahinin kolonoskopi ile teşhis koyduğu bağırsağın hangi bölgesinde yerleşim yeri diye teşhis koyduğu bölge çok önemli. Ona göre hastaya tedavi uygulanıyor. Bazılarının hastaya kemoterapi uygulandıktan sonra daha farklı akıllı ilaç kullanımı şansı da vardır. Yine rektum kanserlerinde tedaviye ışın tedavisi bizlerin radyasyon onkologlarının tedavi ettiği radyoterapi ile birlikte daha sağlıklı, daha güzel cevaplar alma imkanımız vardır. Bunun için yerleşim yeri çok önemli. Yerleşim yeri içinde bize yol gösterecek olan kişi patologtur. Yine kolonoskopi ile
kaçıncı santimde yerleşmişse onun raporu bizim için tedavi baştan başa aşamalarını ilk başında aşamalarına yol gösterir bize bu. Peki onkoloji konseyinde özellikle çarşamba dile getirdiğiniz evet. için birçok hastalığın evet. orada fikir alışverişini yapıyorsunuz. Evet. Kolon kanserleri de orada konuşulduğu için hocam, kolon kanserlerinde özellikle tabii fikir alışverişi çok çok kıymetli. Her evet. Kanser türünde olduğu gibi. Evet. Orada tabii tedavi aşamasında radyasyon onkoloji bölümüyle başlanılmalı cümlesi olduğunda direkt sizin ekip artık devreye giriyor değil Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çarşamba bugün. Sabah evet. konseyimiz vardı, oradan çıkıp buraya geldim zaten. Bütün ekibe zaten. De sevgiler, saygılar olsun. Aynı şekilde konseyde hastanın hangi bölgede tümörünün yerleştiği, hangi aşamada olduğu, oradaki bütün uzman hekimlerimiz tarafından değerlendirir. Bu konseye patoloğumuz, radyoloji uzmanımız, genel cerrahi doktorlarımız, kadın doğum, üroloji, kulak burun boğaz, medikal onkoloji dediğimiz kemoterapi doktorlarımız. Her branştan aslında. Evet, radyasyon onkolojisi dediğimiz bizler, radyoterapi uzmanları. Hepimiz orada hazır bulunuyoruz. Nöroloji, beyin cerrahisi. Hepimiz hazır bulunuyoruz. Hangi bölgenin tümörü ise o konuda uzman hekim devreye giriyor ve yapılması gerekenlerle ilgili fikir sunuyor. Ona göre hastamızın tedavisine şekil veriyoruz. Doğru kararlar veriyoruz çünkü hani bu bir emek işi ve bütün konseyin de katıldığı bir yer olduğu için de en doğru kararı, hastamız için en doğru kararı vermekteyiz. İyi ki varsınız hocam. Hatırlatmamızı yapalım. Yeni açan televizyonlarını izleyicilerimiz olabilir. Ekranların başında izlerken de alt karjede görüyorsunuz. Bugün Avrasya Hastaneler grubundan radyasyon onkoloji uzmanı, uzman doktor Züleyha Kadehç hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle en sık rastlanan kanser türleri ve tedavi aşamalarını konuşuyoruz. Bugünkü programımızda en sık sorduğun soru başlıklarında kolon kanseri nedir, belirti, teşhis ve tedavisinin bilgilerini değerli hocamızdan sizlerle birlikte öğrenmeye devam ediyoruz. Peki hocam, tabii sizin alanınız radyasyon onkoloji, evet. medikal onkoloji var, genel cerrahi dediniz, patoloji ve aslında tüm branşlarla ekip çalışması yapıyorsunuz. Peki sizin alanınızdaki paylaşımda tabii kalabalık bir ekiple çalıştığınız Kesinlikle. İçin oradaki tedavi aşamalarında plan aşaması nasıldır diye soralım. Ekibinizle birlikte orada kadroda çok kıymetli sağlık çalışanları var. Kesinlikle. Değerli hocalarımızın dışında. Hepsine de selamlar gönderelim eğer izleyebiliyorlarsa yoğun iş temposunda. Evet. Bizim radyasyon onkolojisi bölümü ekibimiz çok kalabalık bir ekip işi. Bizler radyasyon onkolojisi uzmanı doktor. Doktorlarımız, radyasyon fizikçilerimiz var, radyoterapi teknikerlerimiz var. Yine hastaların dosyalarının takibini yapan, işte işlemlerini gören ön muhasebe çalışanlarımız var. Bir 12 kişilik bir ekibimiz var. Sağlam, tecrübeli bir Kesinlikle. Kadro. Evet. Ve bu ekip içerisinde hasta kurumumuza gelir. Onkoloji, radyasyon onkolojisi bölümüne gelir. Bize geldiği zaman elindeki bütün raporlarıyla bizim için önemli olan patolojide hastaya tümör teşhisinin konmasıdır. Bunun için o raporlarını değerlendiririz. Çıkarılan tümörün çıkarıldığı yer, radyolojik görüntülemeleri, patolojisi, işte ultrason görüntüleri, MR'ları, tomografileri bunların hepsini değerlendiririz. Ameliyat epikrizleri bunların hepsini değerlendirip hastaya yapılacak tedaviyle ilgili bilgi veririz. Bu bilgi de size şu kadar tedavi uygulanmaktadır. Uygulanmasına karar verilmiştir. İşte 5 hafta tedavi uygulanması kararı verilmiştir. Bu yapılacak tedavi hafta içi her gündür. Hafta sonu tedavi edilmez. Hafta içi geldiğiniz zaman hastalığı geldiğiniz zaman randevu sırasına göre cihazımıza girdiğinde maksimum 10-15 dakika kadar cihazımızın içerisinde kalırsınız. Oluşabilecek yan etkilerle ilgili bilgilendirme formlarımız vardır ve hastalara bu bilgilendirme formlarını söyleriz. Hangi bölgeden ışın tedavisi alacaksa o bölgeye uygun oluşabilecek yan etkileri, hı hı. o bölgeye oluşabilecek yan etkilerle ilgili beslenme diyeti nelerdir bununla ilgili de bilgilendirmelerini yaparız. Özellikle tedavi sırasında hastanın enerjisinin düşük olmaması gerekiyor. Beslenme çok önemli oluyor. Proteinden zengin beslenmesi gerekiyor ki
vücudunda oluşan kaşeksi dediğimiz kilo kaybının yerine konması için tedavi de uzun bir süreç ve bu tedavi sırasında hasta canı acımıyor, yatıyor, kalkıyor, herhangi bir şey hissetmiyor ama içten içe o tümör hücreleri öldükçe vücudunun onları yıkıp ortadan kaldıracak yenileyen hücrelerin ortaya çıkması için de enerjiye ihtiyacı tabii var. Bunun için de beslenme bizim için çok önemli. Moral çok önemli. Hastaların en az bir günde eğer bir böbrekle ilgili herhangi bir problemi yoksa 7-8 bardak kadar sıvı şeyler tüketmesini öneriyoruz. Morali yüksek olacak dedik. Moralinin yüksek olması için de tedaviye geldikten sonra gelirken giderken en az yarım saat 40 dakika açık havada yürüyüş yapmasını istiyoruz. Bunlar hastada strese bağlı oluşacak adrenalinin noradrenaline çevirir. Eğer hastanın işini engelleyecek bir durum yoksa iş bizim için çok önemli. Hastanın hayattan kopmaması bizim için çok önemli. Tedavi sırasında eğer ağır bir işte çalışmıyorsa hastanın işine devam etmesinde sakınca yoktur diyoruz. Eğer hastanın bulunduğu çalıştığı iş biraz ağırsa, o kendini de çok iyi hissetmiyorsa o dönem hastamızı rapor veriyoruz ve dinlendirmeye alıyoruz. Bunları yaparken yapmak için ön hazırlık olarak hastaya ön hazırlık planlama filmini çekiyoruz. Bu planlama filminde hastanın tümörü neredeyse o bölgeyi içine alacak şekilde bir tomografi planı filmini çekiyoruz. Bu filmin üzerinde belli işaretlemeler koyuyoruz ki hasta her gün aynı pozisyonda tedaviye yatsın, aynı pozisyonda tedaviden kalksın diye üst, ön ve yanlara belli işaretler, bantlar yapıştırıyoruz. Hastanın tedavi sırasında özellikle bağırsak tümörleri olan hastalarda tedavi sırasında perine bölgesi dediğimiz idrar ve büyük abdestin yapıldığı bölgelerde çok fazla yanmalar olabilir. Çok fazla suyla temas etmesini istemiyoruz tedavi sırasında. Hassasiyet olduğunu, hassas olacağını uyarıyoruz hastalarımızın. Ayakta duş almalarını istiyoruz. Oluşabilecek cilt reaksiyonu varsa cilt reaksiyonlarının ortadan kaldırılması için belli kremler veriyoruz hastaya. Eğer tedavi sırasında yine bağırsak tümörlerinin tedavi sırasında, ışın tedavisi sırasında diyare dediğimiz ishaller ortaya çıkabilir. İshalini normal hale getirebilmek için beslenmesiyle ilgili önerilerimiz oluyor hastaya. Neler yapması gerekiyor, neleri tüketmesi gerekiyor diye. Bunların bilgilendirmelerini yapıyoruz. Hastalarımız düzenli bir şekilde tedaviye geliyor, tedavilerini oluyorlar. Bu şekilde tedavi bittiği zaman hastayı yine bırakmıyoruz. En önemlisi ilk 2 yıl bizim için, hastalığın tekrarlaması için 2 yıl bizim için çok önemli. Bu 2 yılda ortalama 3 ayda bir hastamızın kontrollerini yapacağız. Bu 3 ayda bir kontrollerini yaparken tomografilerini, gerekli bölgelerin MR'larını, kan biyokimya testlerini, çünkü tedavi sırasında hemogram dediğimiz kırmızı kanlarda düşme, hemogramın içerisinde kırmızı kanlarda, beyaz kanla dediğimiz mikroplarla savaşacak lökositlerde düşme olabilir. Trombosit dediğimiz yine kanama pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerde düşme olabilir. Bunları yerine koyuyoruz ve bilgilendirmelerini de yapıyoruz. Hastamızı bizim gözetimimizde kontrollerini yaptırıyoruz. İlk 2 sene önemli dedik. Ondan sonra 5 seneye kadar da düzenli bir şekilde rutin 6 aylık yıllık takiplerini yapıyoruz. 5 seneye geçirmiş çok hastamız var. Onlarla da yıllık tekrar kontrollerimizi yapıyoruz. Bize geldiklerinde hocam biliyor musunuz işte ben aslında çok büyük yan etkiler yaşamıştım, şöyleydi ama şimdi bu haldeyim, çok güzel sonuçlarla geliyor. İnanın pazartesi günü bir hastam geldi. Hastayı tanıdım ama yaklaşık 7 yıl kadar önce tedavi ettiğim bir hastaydı. Ağız içi kanseriydi. Geldiğinde çok fazla akıntılı yaraları vardı, kanamaları vardı. Öyle güzel tedavi etmişiz ki hastaya radyoterapi sonrasında şu an
Çok güzel iletişim kurabiliyor, çok mutlu ve mutlu olduğu için gelmiş bize. Yani güzel. Teşekkür etmek için gelmiş. Emeklerinize sağlık. Ben daha çok mutlu oldum tabii ki onları gördükçe. Kocaman bir ailede hocam, evet, aslında sağlığa dokunuşta evet. Sizler yanımızdasınız evet. Ve o çok muhteşem bir duygu. Evet. Bir de pozitif düşünce çok önemli kesinlikle, değil mi hocam? Kesinlikle. Ya bu sürecin böyle olacağını, tedavi sırasında belli yan etkiler olacağını, bunu sıkı sıkıya birlikte iletişim halinde sağlık çalışanı ve hastamızla birlikte iletişim halinde olduğunda çok güzel atlatacağımızı, bunun sizin yanınızdayız, elinizden tutacağız diye bunun güvenini verirsek zaten sonu da güzel oluyor. Oluşabilecek yan etkileri bildiği için zaten endişelenmiyor. Bazen sıvı kaybı olabiliyor. Yani bulantılar olabiliyor, kusma olabiliyor, ishalle sıvı kaybı oluyor. Onu yerine koymak için damar yolundan intravenöz solüsyonlarla veyahut da ağızdan beslemekle hastanın en iyi desteğini yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Fırsat buldukça tabii sizleri ziyaret ettim ve orada tabii ki kendinden emin ve bunu atlatacağım diyen birçok kişiyle karşılaşıyoruz, kesinlikle, sohbet kesinlikle. Ediyoruz. Orada da işte sizlerin ve ekibinizin gücü onlara güç katmış oluyor. Kesinlikle. Muhteşem bir ekip diyebilirim. Evet. Emeklerinize sağlık. Ekran başında bizleri tabii siz sesi oluyorsunuz. Tüm evet. Sağlık çalışanlarının benim hocam. Doktora güvenmek lazım. Burada evet. İletişimi çok iyi kurmak gerekiyor evet, hocam. Evet. Başka şehirden de gelenler oluyor. Mutlaka yine dünyanın her yerinden geliyorlar. Evet. İşte tedavilerin olduktan sonra kontrollerini yapıyoruz. Çok güzel bir duygu. İyileştikten sonra hastaların iyileşmesi çok güzel duygu. Ama iyileşmeseler bile belli bir pozisyonda, yani hastalığı kontrol altına alıp onu dövüp yani bir daha ilerlemesini engelleyecek şekilde de yoluna devam eden birçok danışanımız var. Danışanlarımız, hastalarımız vardır. Bizim amacımız savaşmak. Kesinlikle. O bir düşman. Tümör bir düşman, onunla savaşacağız. Elimizden geldiğince, çünkü bazen hani tümör korkutucu bile olmuş olsa, yani halk arasında çok korkutucu gibi görünse de onun haricinde farklı hastalıklar ön plana çıkmaktadır. Kalpte, hastada kalp damar hastalıkları varsa, evet. Kalp yetmezliği, işte kalp yetmezliği demeyeyim işte damarsal problemler, başka enfeksiyon hastalıkları, başka şeyler olduğunda onların hastayı etki altına alması tümörden daha kötü olabiliyor. Tabii, o yüzden illa ben kanser hastasıyım, her şey yolunda gitmeyecek diye düşünmemek lazım. Kesinlikle. Diğer hastalıklar da var. O yüzden hani hep umutla dikkat bakmamız lazım. Lazım. Dikkat etmemiz lazım. Sonuna kadar şikayetimiz varsa lazım. Da mutlaka erken teşhis. Evet, hep evet. Yayınlarımızda dile getirdiğimiz için ertelememek lazım. Aslında kesinlikle. Kendi sağlığımızı. Evet, evet. En büyük zenginliğimiz çünkü. Evet, evet. Bir de hocam tabii sormadan geçemeyeceğim. Tabii dünyanın en önemli sağlık sorunun başında obezite ve şişmanlık geldiği kesinlikle. İçin şişmanlık da kansere yol açıyor mu diyelim? 80'li yıllardan 2020'li yıllara geçerken bu kadar süre zarfında artık obezite o kadar çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı ki obezite demek kişinin yağ oranının yüksek olması evet. gerekir. Yağ oranının yüksek olması demek kansere zemin hazırlayıcı faktörlerdir. Tabii ki obeziteyi sağlayan şey sağlıksız ve düzensiz beslenme. Sağlıksız beslenme nedir? Onların da işte fast food tarzı işte şeyle konserve tür ürünlerin tüketilmesi, işlenmiş gıdaların tüketilmesi hep bunlar obeziteye sebep yol açıyor, olan, yol açan faktörlerdir. Bunlar da sağlıklı bir şey olmadığı için obeziteyle birlikte kalıcı yani arkasından da kansere sebep olan faktörlerdir diyebiliriz tabii ki. Ne kadar kendimize dikkat edersek, ne kadar proteinden zengin beslenirsek o kadar iyi. Ne kadar yağa doğru dönersek o kadar bizim için zararlı. Onu söyleyebiliriz. Şimdi bize yazıyorlar, ortama girdiğimizde kalabalığa dile getirmemizi söylüyorlar. Mutlaka ekipçe çok eminiz. Yayın öncesi de konuştuk. Hocamıza da soruyorlar. Hocam onu yeme, bunu yeme ne yiyeceğiz? Değil mi hocam? Sağlıklı bir alt tarafı ne yiyeceğiz hocam? Biz de dedik ki arkadaşlarımızla en basiti dışarıda yemektense bir peynir, evet, zeytin, evet, yumurta. Evet. Şimdi ben şöyle diyorum ana hatlarıyla evet. mevsiminde sebze ve meyveleri evet. tüketeceğiz. Kışın kışlık, yazın yazlık. Zaten bu ayrımı yaptığımız zaman birçok şey
kenara ortadan, çekilmiş oluyor. Ortaya zaten belli şeyler kalıyor. Onların içerisinde de belli tüketeceğimiz şeyleri mutlaka, yani yıkanırken, yani sebzeleri özellikle yıkarken ilaçlanma durumu var. Mutlaka sirkeli suyun sirkeli su kullanmamız gerekiyor. Çünkü ne kadar benim branşım olmamış olsa da içerisinde kullanılan kimyasallar, yani bitkinin yetiştirilmesi sırasında, meyvenin, sebzenin yetiştirilmesi sırasında kullanılan kimyasalların üzerinde kalma imkanı, ihtimali vardır. Bunları ortadan kaldırmak için tek suyla değil, sirkeli suyla güzelce şey yapmamız gerekiyor, yıkamamız gerekiyor. Yanık şeyleri çok fazla tüketmemek gerekiyor. Tütsülenmiş gıdaları tüketmemek gerekiyor. O zaman çok ızgara yiyenler, dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Ben orada şunu söylüyorum. Izgara tüketimiyle o yanan tarafları çok tehlikeli bizim için. Ama ızgaranın yanında aynı zamanda yeşillik de tüketilirsek o onun dengeliyor, zararlı etkisini dengeliyor diyebiliriz. Yani tam dengelemese bile mutlaka yanında kurtarıcı diyebiliriz. Evet. Ve çok fazla hani işlenmiş gıdalardan uzak kalmamız gerekiyor. Ne kadar mevsiminde tüketimler yaparsak o kadar iyi. Evde mayalanmış yoğurdu tavsiye ediyoruz. Siz yapıyorsunuz mutlaka. Biliyoruz hocam. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Çatalca değil mi hocam sizin evet, memleket? Evet, ben Trakyalısınız. O zaman tüm Rumeli Balkanlara da sevgiler, saygılar göndereyim. Çünkü Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sağlık programı sizlerden gelen maillerden onu anlıyoruz. Çünkü diyorlar ki hocalarımızı ağırlıyorsunuz, biz çok keyif alıyoruz. Evet. Doğru bilgileri öğreniyoruz. Bir de sizin yaşadığınız, doğduğunuz şehirden, Çatalca'dan da çok takipçilerimiz var. Niye selam göndermiyorsunuz diyorlar. Biz de elimizden geldikçe, fırsat buldukça herkese gönderiyoruz. Anne izliyor mu Çatalca'da mı diyelim hocam? İzliyor mutlaka. Çok selamlar o zaman anneye de, tüm büyüklerimize diyelim. Türkiye'nin her tarafını bir köşesinde. Seviyorum. Her tarafından sevgi ama tabii memleketim de farklı. Farklı değil ama mi? Ama diğerlerinde takipçileriniz hepsini, her yerden. Hepsini çok seviyorum. Onlar da bilirler beni zaten. Tabii yani. Hocam fazla takipçileriniz var ve güzel ve her ayrıntısına kadar hocam oradaymışız, buradaymışız diye sürekli dile getirenleri biz de tabii sosyal medyanın farkındalığıyla görmüş oluyoruz. Fırsat buldukça siz de hocam, bizler de ekipçe tabii Türkiye'nin her yerini geziyoruz, aradaki farklılıklar, dünyanın her yerine gidiyoruz ama gerçekten memleketimiz cennet hocam. Her yeri cennet, gerçekten dört bir yanı, her tarafı cennet. Mutfağımız da çok zengin. Onlar da çok zengin, çok zengin, çok güzel. Çok zengin, her şey var ama işte karınca kararınca hocamın dediği gibi konunun başına dediniz ki hocam çok et tüketmemek lazım, kırmızı et. Özellikle bağırsak tümörlerinde kırmızı etin tüketimi çok zararlı. Bağırsak tümörü oluşumuna çok zararı var. Katı yağların tüketimi çok zararı var. Lifli gıdalarla beslenmeye dikkat edeceğiz. Lifli gıdalar... Bütün o büyük bir başlıktır. Onlarla beslenmeye dikkat edeceğiz. Bol sıvı tüketeceğiz. Bol sıvı tüketeceğiz. O kişi kabız olmamaya bakacak. Yani genel anlamda hayatında kabız olmamaya bakacak. Ne kadar çok bağırsak dokusunda gayta ne kadar çok kalırsa o bölgelerde polip oluşumu daha çok artar. Polip oluşumunun da kansere dönüşümü artar. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de kolon kanserleri, kolorektal kanserlerin görülme yaşının ortalaması 60'lı yaşlar bizim için kolon kanserinin en sık görüldüğü yaşlardır. Kadınlarla erkekleri karşılaştırdığımızda erkeklerde kolon kanserlerinin görülme olasılığı daha yüksektir kadınlara göre. Neden diye soralım o zaman. Onunla ilgili... Metabolizma mı yoksa yapısal? Onunla ilgili sadece bu istatistiksel çalışma yani. Evet. Ama onun da mutlaka bir sebebi vardır. Zaten kadınlarda meme kanseri birinci sırada yer alıyor. Zaten onunla boğuşmak zorunda kalıyoruz en başında. Erkeklerde de sigarayla bağlı olduğu için akciğer kanseri çok önemli. Yine mutlaka şunun altını çizeyim. Akciğer kanseri demişken bundan 10-15 yıl öncesine kadar, 12-15 yıl öncesine kadar erkeklerde görülen akciğer kanserinin bir tane, erkeklerde 11 kişide akciğer kanseri görülüyorken bundan 15-20 yıl önce
Kadınlarda bir kişi de görülmekteydi. Yani 11'e 1 oranındaydı. Hı hı. Maalesef şu anda o aradaki sayı kapanmaya başladı. Bu kapanması da kadınların çok fazla sigara tüketmesiyle birlikte, sigara içmesiyle birlikte neredeyse 2'ye 1 oranına düşmüş oluyor. Ve kadınlardaki sigara içmesine bağlı görülmesi, kanser görülmenin mekanizması tam belli olmamasına rağmen kadınların akciğer dokusunda daha büyük harabiyete sebep oluyor. O yüzden kadınlar daha fazla akciğer kanserine yakalanmamak için sigaradan uzak duracaklar. Bunu da aklıma gelmişken mutlaka söylemek isterim. İyi ki varsınız hocam. Önemli. Zaten çok çok önemli. Tedavi aşamasında da sizler ekibinizle o almış olduğunuz tahlillerin karşılaştırmasını içenle içmeyen arasında gördüğünüzde kesinlikle. Orada işte pasif içicilik de başlıyor çok önemli. Pasif içicilikte sıkıntı. De bir kişi karşısındaki insan sigara içmiyorsun. Karşındaki insan 5 tane sigara içiyorsa aynı ortamda sen sanki bir tane sigara içmiş kadar sigaraya maruz kalıyorsun. Hı hı. O yüzden hani ben içmiyorum ama sigaralı ortamda bulunuyorum demek bile çok tehlikeli. Sigaralı ortamdan dahi uzak durmamız gerekiyor. Pasif içicilik zaten başlı başına çok bir kötü. Konu başlıyor hocam ve sıkıntı. Özellikle de çocukları çok uzak tutmamız gerekiyor. Çocuklarda hani kansere sebep olmasa bile kronik akciğer hastalıklarına sebep oluyor. Onların bünyeleri çok hassas. Yani sigaradan çok fazlaca etkileniyorlar. Sigaranın içerisinde ortalama 5000 tane kimyasal var. Ya. Bunların içerisinde 70 tanesi kanserojen. Bu çok büyük bir sayı. Hı hı. Bunların içerisinden bir tanesi mutlaka bizim sağlıklı hücrelerimizin kromozomuna etki ediyor. Orada tümör oluşmasına sebep oluyor maalesef. O yüzden ne kadar uzak durursak o kadar iyi diyebilirim. Şimdi ekip arkadaşlarımız da son 10 dakikanın içerisinde olduğunu yavaş yavaş kapanışa doğru gideceğiz. Hocamıza doyamıyoruz. Konu başlığı çok kıymetli. Gönül ister çok çok ekranda kalalım ama tabii yayın akışını da ertelememek gerekiyor bizden sonraki yayınlar için. Son 10 dakikada hocam özellikle tabii siz dediniz ki kanser türlerinde, kanser aşamasında mutlaka tabii bu tedaviyi gören kişilerin protein ağırlıklı beslenmesi evet. gerekiyor diye. Tabii biz tabii hayatın içinde bizler için de geçerli. Her an kesinlikle. Başımıza gelebilir. Dikkat evet. etmemiz gerekiyor. Burada tabii sağlıklı beslenme, uyku, spor kesinlikle. Olmazsa olmaz yayınlarımızda dile kesinlikle. Getiriyorsunuz. Tabii esprili bir şekilde dile getiriyoruz ama evimizde ne pişerse peynir, zeytin, yumurta kahvaltıda kurtardık. Öğlen hı. bir çorba salata. Hı hı. Akşam da belki kış aylarında dediniz kuru fasulye, nohut, mercimek, onların, et yerine geçebilecek kurtarıcı. Demir oranı çok yüksek. Çok yüksek. Demir oranı çok yüksek olduğu için tedaviye giren hastalara da özellikle mercimek, işte kırmızı mercimek, yeşil mercimek, fasulye, nohut bunları gün içinde tüketmelerini evet. istiyoruz ki rahatsız etmesin sindirim diye. Açısından. Ama onlar da doğal demir kaynağı olduğu için bizim için çok önemli. Kıymetli bunlar. Besin değerleri. Kıymetli besinler. Yine demin dediğim gibi evde mayalanmış yoğurt çok, önemli. Yeşillikleri bol bol tüketmemiz gerekiyor. Mutlaka sebze gerekiyor. Şart. Tavuk etinin tüketilmesini çok fazla istemiyoruz. Ama işte köy tavuğu gerçekten işte uzun pişebilecek süresi. O şekildeyse balık etini yiyebiliriz. Kırmızı eti de çok fazla hani haftada iki defa i̇ki diyoruz. Defa. Çok fazla değil. Onun da sonuçta onun içerisindeki demir oranı da bizim için önemli olduğu için onu yeme bunu yeme demek istemiyorum. Her şeyden. Hepsinden yenebilir. Bir de ben şuna üzülüyorum. Onkoloji hastalarının çok fazla çevresindekiler bu işi bilen bilmeyen herkes. Ay bunu yedin sen hasta oldun. Ay bunu yedin sen hasta oldun. Hastaları daha fazla hasta ediyorlar. O yüzden belli bir rahat şablon, bırakın değil evet, mi? Evet belli bir şablon oluşsun kafasında. Onun dışına çıkmadığı müddetçe sıkıntı yok. Zaten kişi normal hareket etmesi için tedavi uzun süreçli bir tedavi. Bu tedavi sırasında kendisinin de enerji tüketmeye ihtiyacı var. Onları zaten yiyecekler. Morali bozuluyor. Bunu yedim acaba şöyle mi oldu? Bunu yedim böyle mi oldu diyor. O yüzden çok fazla moralimizi bozmayacağız. Yapmamız gerekeni ana hatlarıyla yaptığımız zaman zaten sonuçlarımız da tedavi sonuçlarımız da çok güzel oluyor diyebilirim. Kesinlikle. Yani. Buradan iyi beslenenle iyi beslenmeyen arasındaki tedavi başarımız çok
fark ediyor. Fark ediyor. O yüzden dikkatli, güzel beslenmeye dikkat edeceğiz. Bir de hocam, bize çok yazdıkları için zaman zaman dile getiriyorum. Greyfurt, portakal etki yapıyor mu? Yani onların, siz... kemoterapide belli bir liste verilir hastalarımızın eline. Evet. O liste içerisinde kemoterapik ilaçla etkileşimli olan bazı yiyecekler vardır. Yan etki yapmaması adına. Evet, bunlardan tedavi sırasında... tedavinin o günü mesela veya bir gün sonrası bu günlerde uzak durulması önerilmektedir. O yüzden o listeye göre bakıp gerekli görüldüğünde dediğimiz işte greyfurtlu, portakallı hangileri ise hani ara verilmesi gereken o yiyeceklerden uzak durulur. Ondan sonra doktor gözetiminde tekrar tedavilerine bittikten sonra normale dönerler. Peki hocam, tabii burada tekrarlar mı sonra da? Siz dediniz ki 5 yıl sonra kontrole gelen var. İlk başlarda 3 sonra 6 yıl ve süreye ve tedavideki şikayet aşamalarına göre belki daha sık, belki uzun vadeli görüşmeleriniz oluyor. Aslında kocaman bir ailenin aslında orada kesinlikle temel atılmış oluyor. Bir 10 yıla kadar en az böyle takip ettiğimiz hastalar var. 10-15 yıla kadar da. 15 yıl bile takip ettiğimiz hastalar var. İlk 2 yıl bizim için çok önemli. Tekrarlama riski açısından çok önemli. Ama ilerleyen yıllarda da yine morali yüksek tutmamız gerekiyor. Bazen çok böyle üzüntülü bir olan yaşadıklarında, bazen ailede farklı bir kişinin kaybını yaşadıklarında, çok sıkıntılı, belki ekonomik olarak, belki psikolojik olarak çok yıkım yaşadıkları zamanda hastaların kontrollere mutlaka gelmeleri gerekir. O dönemlerde dengeler bozulabilir. Hastanın immün sistemi çökebilir. Onu gözden kaçırmamak adına o kişi, tedavi olmuş kişiler hekimine mutlaka gelip kontrollerini dikkatlice yaptırmaları gerekir. Kesinlikle. Şimdi evet, buradan teşekkür etmem gereken isimler var. Kim derseniz, sağlıkta çok çok emeği olan değerli hocamız, bizim de tabii çok kıymetli hocalarımızdan yönetim kurulu başkanı Avrasya Hastaneler Grubu'nun operatör doktor Hüseyin Uğurlu hocam, aynı zamanda da genel cerrahi alanında çok önemli bir isim. Burada tabii temelden ruhsatlandırılmış onkoloji servisini kurması. Evet. Buradan tabii İbrahim Uğurlu, Ömer Uğurlu ve tüm Uğurlu ailesinin emeği tartışılamaz. Çünkü kesinlikle binlerce kişiye sağlık kapısı açıyor. Evet. Ve tedavi aşamasında da teknik cihazların en donanımlı olanını, evet, ekibiyle büyük emek harcayarak, yurt dışından eğitim alarak, eğitimcileri sizlerle buluşturarak orada aslında hastaların tedavi aşamasında çok kıymetli bir tedavi aşamasında görünmeyen kahramanlar diyelim hocam, kesinlikle, imza atıyorlar. Buradan hepsine saygılar, Avrasya sevgiler gönderelim. Avrasya Hastanesi Onkoloji Bölümü ilk ruhsatlandırılmış özel hastane. 1999 yılından beri hani her yıl binlerce hastaya tedavi etti. O yüzden etmeye de devam ediyorsunuz. Etmeye de devam ediyoruz. Ama bu tedavi etti diye kalmıyor. Her yıl teknoloji geliştikçe radyoterapi cihazları pahalı yatırımlardır. Radyoterapi cihazlarının bakımları, o cihazları kullanacak ekipman çok önemli ekipmanlardır. Hep bunları güncel tutmaya devam ediyor. Maliyeti Avrasya yüksek. Bunların maliyeti çok yüksek. Bakım ücretleri çok yüksek. Ama söz konusu olan hastaysa, sağlık, insansa, iyileşmesi ise gerçekten Avrasya Hastanesi bunu gerçekten çok iyi bir şekilde yapıyor diyebiliriz. En son bir 5 yıl kadar önce aldığımız triloji cihazıyla birlikte hastalara nokta atış tedavi yapan, stereotaktik radyoterapi yapan, işte ARK tedavisi yapan sisteme sahip, hastaların tedavilerini yaparken bu cihazla aynı zamanda tümörünü de görebilecek şekilde tomografisini de çeken bir çok kaliteli, özel bir cihaz. Evet. Bunun için de bizler de biraz önce dediğim gibi 12 kişilik bir ekip var bunun içerisinde. Onlarla birlikte, bütün ekiple birlikte hastaları en doğru, en düzgün şekilde tedavi etmeye çalışıyoruz. Tabii ki sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanından gelen hastaları tedavi ettiğimiz hastalar var. O yüzden çok mutluyuz, gerçekten mutluyum. Elimden geldiğince keşke bir şeyler yapabilsek hastalara.
bu şekilde söyleyebilirim. Emeklerinize sağlık hocam. Nice başarılara diyelim. Devamını i̇nşallah, diliyoruz. Çünkü sağlıkla diyelim. Kesinlikle şifa kapısında. Aynen. Programımızın ismi de şifa kapısı evet, olduğu için. Evet. Çünkü doktoruna güvendiği zaman, evet, iletişimini iyi kurduğu zaman ve dediğiniz gibi son sistem, yönetimin insan ve sağlık odaklı çalışmalarında, hı hı, teknolojiyi takip etmesi ve yatırım etmesi, hı hı, ve hastanesinde bulundurduğu cihazlarla dediğiniz gibi nokta atışı yapması tedavide müthiş bir şey. Meslekte başladığınızdan bugüne bir sonraki programda konuşuruz çok şeyin değiştiğini ve tedavide hem danışanlarınız hem de hekimlere ne kadar kolaylık geldiğini de bizler zaten, hı hı, sağlıkçılar olarak görmüş oluyoruz. Evet, Nisan ayında yine Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongremiz evet, var. Oraya evet, giderken de kendi bilgilerimizi pekiştirmek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak, yaptıklarımızı orada anlatabilmek, farklı bir şey yapılıyorsa tabii, oradan da bir şeyler öğrenebilmek için. Fikir alışverişi. Fikir alışverişi. Kongreden sonra tekrar çok inşallah yeni bilgilerle görüşmek isterim. Çok sizlerle. Sağ olun. Çok teşekkür, hı-hı, ederim hocam. Hem size hem de sağlıkta emeği geçen herkese sizler adına sonsuz teşekkürler ben teşekkür diyelim. Teşekkür ederim. Görüşmek sağ dileğiyle. Sağ olun hocam. Efendim süremizin sonuna geldik şifa kapısından. Yarın yeniden aynı saatte birlikteyiz efendim. Allah'a ısmarladık.